Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler, geldik matematikten. Evet, bir yazılı örneği çözmeye. Değerli arkadaşlar, hemen hızlı şekilde ilerleyeceğim. Soruları çözeceğim. Sonrasında anlamadığımız yerleri mutlaka ama mutlaka soralım. Şimdi değerli arkadaşlar, ilk sorumuz gayet basit oluyor kendileri. Hemen bakalım. Kalemim nerede? Burada. Arkadaşlar diyor ki bu 7 üzeri 5 ise, evet bu 7 üzeri 5 oluyorsa benim üçgenim nedir? 7'dir değil mi arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı çarpılmış. Bu 5 nereye geliyor? Üste. O zaman tabanım üçgen ne oldu? 7. Peki arkadaşlar burada kaç defa çarpmışız 8'i? Dört. Dört. Üç. 4 mü? 3 mü? Ha, üç hocam. Üç. 3. O Üç. zaman buradaki karemizde ne olacak? 3. 7 artı 3'ten Altı. sonucumuz 10 Altı. olacak. Tamam mıyız? Tamamdır hocam. Var mı bir Çözümün sıkıntı? yok. Yok. Hocam çözümünü çözüm yerine mi yazmamız lazım hocam? Direkt birinin altına Ya yazamaz. sorun değil. Yazılı illa böyle çıkacak diye bir şey yok. Size nasıl bir boşluk verdilerse ona göre yap. Bir de böyle Şimdi çıkıyormuş. ikinci soruya geçiyorum. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Peki. İkinci soruya bakıyoruz. Arkadaşlar diyor ki sorumuz 6 üçgen diyor Zeynep Beril. 2 basamaklı bir asal sayıdır. Hatırlayalım. Asal sayı olması için 1'e ve kendisinden başka bir şeye bölünmemesi lazım. En küçük asal sayımız kaç? İki. İki. Sonra 3, 5, İki. Üç. Beş. 9, Yedi. 10, Bir. 12, Yedi. 12, On 19, üç. Yedi. 21 Yirmi olmaz. bir. 23, 27, 31, sonra 37. Hocam 27 hocam yok ki. 27 olmaz ki, 29 27 aferin. yok. Üç ve Aferin. 29 29. olmuyor. Bekliyorum 41 ne hocam. olacak? Ay 31 32. sonra var. 32, 33, 34 32. olmuyor. 35 olmuyor. 37. 37. Sonra 41. 41. Sonra 43. tamam. Güzel. Anlamışız. 60'lara bakalım. 60 olmaz. 61 olur mu? Olur. Olur değil mi? Herhangi bir şeye bölünmüyor. Demek ki üçgen 1 olabilir. 2 olamaz. 3 olamaz. 4 olamaz. 5 olamaz. 6 Al. olamaz. 7 oluyor mu? Olur. Olur. 67 de asal. 8 olamaz. 9 olur mu? Olmaz. 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 Efendim? Üçe bölünüyor. Olmaz. Olmaz Üçe hocam. bölünmüyor. Demek ki arkadaşlar ben bu üçgen yerine 1 yazabilirim. 1 yazarsam 1 ile 10'u topladım. Ne oldu? 11. 11. 7 11. yazarsam 7 ile 10'u topladım. Ne oldu? 17. 17. 17. Demek ki en fazla kaç olurmuş? 17. 7. 17. Asal sayı. Tamam mıyız Gülen? Anlaştık mı Serra? Evet hocam. Var mı Hocam bununla ilgili ben sorusu olan? anlamadım. Kim? Esila. Esila. Esila, asal sayılar. 60'taki asal sayıları düşünüyorum. 61 ve 67 var. Başka hiçbir sayı olmuyor. Niye? Çünkü 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor veya 4'e bölünüyor veya 5'e bölünüyor. Asal sayı olması için Esila sadece 1'e ve kendine bölünmeli. 60'larda da Zeynep Rana 61, Esila 67 sayısı sadece 1'e ve kendisine bölünür. Başka bir şeye bölünmez. Tamam mıyız Esila? Evet hocam. Tamamdır. Geçiyoruz Ezgi. Oğuzkan tamam mı? Evet hocam. Evet, üçüncü sorumuza geldik değerli ağrı dişim, yan dişim, ön dişim. Ahsen, ağrımasın dişim. Şimdi Timuçin'cim, Timuçin dikkatini buraya ver. Bu bir ne sorusu? İşlem önceliği sorusu değil mi arkadaşlar? Bu bir işlem önceliği sorusu. Önce nereden başlayacağız? Üstü sayıları Yanlar çevireceğiz. Bu nedir? 3 üzeri 2, 9. hocam. Evet, 9'dur. 9 bölü 3 artı 2 27. çarpı 4 eksi 4.
Arkadaşlar burada öncelikli olanlar kim? Çarpma Toplamlar bölmeler. ve Çarpma bölmeler. bölmeler. Ama Sonra soldan. da soldan sağa. Soldan. Soldan. Soldan O sağa 12 doğru. neyi yapıyorum? 4 ile 2 çarparız. 8. 12 eksi 8 artı Artı 9 9 bölü 3. bölü 3. Şimdi neyi yapacağım? Bölmeyi yapacağız. Bölmek. 9 bölü 3, 3. 3. 3. Son şeklimiz ne oldu? Serra, Kuzey, Emirhan. 12 8 artı 3. Eksi 8 artı 3. Soldakini yapıyorum. 12'den 8 çıktı. 4. 4. 6. Artı 6, 3, 3. 7. 7. 7. Tamam mıyız efendim? Evet. Tamam. Anlaştık mı? Hı. Evet. Güzel. Zeynep, ben Buyurun. çıkıyorum. Babanları falan alacağım. Derslerine gir. Haydi bakalım. Tamam. Devam ediyoruz. Dördüncü soruya bakalım. 45 doğal sayısının çarpanlarını bulunuz. Bunu siz bana gönderin bakalım ne olacak? Sizden alayım bunu. Evet. Hocam, Evet değerli arkadaşlar. chat'i kapatabilir misiniz? Efendim? Chat'i kapatabilir misiniz? Kapatalım. Evet efendim. Haydi bakalım. Hocam, cevap neydi? Göreceğiz birazdan. Hocam, benim klavyemde bozukluk vardı. Ben bir ona bakabilir miyim göndermeden önce? Tamam. Evet efendim. Hocam, chat'e yazabilir miyiz? Yazabiliriz efendim. Tamam hocam. Ay hocam, ben yanlışlıkla bir tane Ben yolladım. attım, doğru mu? Bakacağız. Evet. Yaptım hocam ben. Tamam. Hocam, biz attık da doğru. Evet. Değerli arkadaşlar. Ben bunları internetten çözmüştüm. Cevaplarını biliyorum. Güzel, Hocam, güzel. ben de attım. Arkadaşlar. Doğru mu hocam? Hangi yöntemi Yok. uygulayalım? Gökkuşağı yöntemini yapalım mı? Evet. 45, değil mi? 2 olmuyor. 2'ye bölünmez. 3'e 15, 3'e doğru mu? 15. Evet. 4'e 5'e bölünmez. 5'e 5'e 9. 9. 5'e 9. Burada bir Başka tane. var mı bölünebildiği Hayır, yok. var Hayır. daha? Yok. Yok. Demek ki çarpanlarımız neymiş? 1, 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 9, 15, 15, 45. 15, 45. Çarpan demek Hocam. Ahsen aynı zamanda bunun bölünebildiği sayılar demektir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Aynı zamanda bunun bölünebileceği sayılar demektir değerli Hocam, arkadaşım. ben bir şey söyleyecektim. Buyur dinliyorum. 5 ile 9 yaptık ya. 9 Evet. ile 5'i yazsak ama doğal sayı çarpanlarına yine aynısını yazsak hoca kabul eder mi? Şimdi fark etmez. 9'u buraya, 5'i buraya mı yazdın? Hayır hocam. Altına bir tane daha 9 ile 5 yapsak ama doğal sayı çarpanlarına doğru yazsak hoca puan verir mi? Verir herhalde. Yani o hocanın şeyine bağlı, senin ne kadar tanıdığına bağlı. Hocam, peki Hocam mesela 2 2 yıldır yıl. giriyor derse. Tamam, Hocam, seni peki direkt şey... tanıyorsa sıkıntı etmeyebilir. Efendim Ezgi. Hocam, direkt mesela 1.45 2 mesela şey de yazabilir miyiz asal sayıları? Yazabilirsin. Ben açıklayıcı olması için ne yaptım? Böyle göstermiş oldum. Hocam, onun algoritma değil de 1.45 2 mesela 5 hani şey olarak normal çarpım olarak yapabilir miyiz? Olur. Şimdi bakın buradaki soru farklı. Biraz önce bize ne demediler? Asal demediler. Sayı. Bu kez Kuzey, Zeynep, Emirhan, Serra, Asal dedi. Yani 1 çarpı 108 diye yapamam. Bu kez ne yapmalıyım? Asal çarpanlara ayırmayı kullanıyorum Münevver. Bunu nasıl yapıyorduk? 108. En küçük asal sayımızla başlıyoruz Medine. En küçük asal sayımız 2. İki. Arkadaşlar 2'ye böldük 54. Bir daha 2'ye bölünebiliyor 27. 22.
Şu an ikiye bölünebiliyor mu daha? Hayır, Üçe bölünemiyor. bölünebiliyor Bölünemez. mu? Oskar, üçe Dokuz. bölüyoruz. Bir sonraki asal sayı. Dokuz. Dokuz. Tekrar üçe bölünür. Dokuzu da üçe Üç. böleriz. Üç. Üçü Evet, üçü de üçe böldük bir. Şimdi asal çarpanlara ayrılmış hali nedir? Bunun asal çarpanları 2 ve 3'tür. Üslü olarak yazarsak nasıl yazıyoruz? 2 çarpı üç tane var. iki. 2 çarpı 3 üzeri kaç tane var? 3 tane. 3. Gerçekten doğru mu yaptık? Bakalım. Emirhan 2'nin karesi 4 çarpı 3'ün küpü 27. Gerçekten 27'yi 4 ile çarparsak 108 olur. Sağlamasını da bu şekilde yapabiliriz. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan bununla ilgili? Nobody. Okay. Geçiyorum efendim. Kartlarda yazan sayıların ortak bölenleri soru işaretiymiş. Kutuya yazılacakmış. Buna göre soru işareti yerine yazılabilecek sayıları istiyorum sizden. Buyurun efendim. Soru işareti yerine yazılabilecek sayıları istiyorum sizden. Haydi bakalım değerli arkadaşlar. Soru işaretli yere ne yazılabilir? Evet. Haydi bakalım. 48'de 36'yı niye vermiş? Bu iki sayının ortak bölenlerini istiyor. Yani bunu ikisini de ortak kim bölebilecek? Bunu merak ediyor. Evet. Haydi bakalım değerli arkadaşlar. Benimki doğru mu? Bakacağız. Hocam ben aslında doğru mu? Bakacağız arkadaşlar. Acaba kiminki doğru? Evet efendim. Acaba kiminki doğru? Evet. Haydi bakalım. Evet Oğuzkan, haydi. Düzgün bak, düzgün bak, düzgün, düzgün. Evet, sesi kapatalım arkadaşlar, sesi kapatalım. Oğuzkan. Şimdi arkadaşlar, önce biz bunların bölenlerini bir bulalım. Arkadaşlar 48 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünür mü 48? Hayır. Yok. 6'ya bölünür mü? Böyle. Bölünür. 6 kere 8, 6 kere 8. 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 6'ya 8. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bunlar 48 sayısının çarpanları olduğu gibi aynı zamanda birin bölenleri. Aybüke. Timuçin sen tabletten bana bakıyorsun doğru mu? Hayır. Neye bakıyorsun? Ben başka bir şey yapıyorum. Başka bir şeye bakmıyorsun değil mi? Bakmıyor ki. Neye bakıyor Aybüke? Ekrana bakıyorum. Ha, ekrana bakıyor. İyi. Şimdi Bunu arkadaşlar sıra geldi neye? Sıra geldi 36'yı bulmaya Medine. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9. Daha gidebilir miyiz? Gideriz. 6'ya 6, altı. 6. Şimdi ikisini de ortak bölen sayılara bakıyorum. İkisi de kaça bölünüyor? Bire. 1'e. Bire bölünüyor. Kaça İkiye bölünüyor. bölünüyor? İkiye bölünüyor. İkiye. Üç. Üçe Evet. bölünüyor.
4, 4, 6, 6, 12. Bir de 12, 12. 12. Başka var mı? Yok. Yok. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Ortak bölenleri ne olabilir? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6 6, ve 12. 12. 12. Ortak bölenlerinin en büyüğü kaç desem? 12. 12. 12 dersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ortak bölenlerinin en büyüğü 12 oldu. Var mı bununla ilgili sorusu olan? Yok. Pekala, devam ediyoruz o halde. 7. sorumuza bakalım. Bu 5 basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebiliyormuş. Arkadaşlar 3 ile kalansız bölünebilme kuralımız neydi? Rakamların Küçük rakamların üçün katı olması. Evet, Rakamların toplamının üçün rakamlarını katı olması. topladığımızda 3'ün katı olacak. Arkadaşlar topluyorum. 6, 4 daha 10. 10. Serra 5 daha 15. 15. 22. Oğuzkan 7 daha 22. 22. Şimdi 22 3'ün katı mı? Hayır. Değil. Doğru. 22'den sonra 3'ün katı olan sayı hangisi? 24. 2. 24. O zaman karenin kaç olması lazım? 2. 2. 2. Burası 5. bizim karemiz olacak. 5 de olabiliyor hocam. Bakalım 5 de. 24 oldu o zaman. Arkadaşlar 24'ten sonra ne var? 3'ün katı 22. 25. Evet, 25. 22'ye 5 eklersen 5. 22. 27. Sonra 27. üç olur bir de Hocam 8. baş. 8. O zaman da toplamları 30 30 oldu. burada. Yazalım. 2 olursa bu sayı ne olur? 6, 2, 5, 4, 7. Yani bu sayı olursa bölünür. Yine 6, 5, 5, 4, 7. 4, 2. Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat edelim. Rakamları farklı deseydi 5'i yazabilir miydik? Hayır, Hayır, yazamazdık. yazamazdık. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Sonra 8 yazarsak 6 bin 6, 8, 5, 4, 7. 65.547 de olursa bu 3 sayı değil mi arkadaşlar? Ne yaparmış? Bölünebilirmiş. O yüzden kare yerine yazılabileceğimiz rakamları toplayalım demiş. Toplayalım şunları. 8, 2 daha 10, 5 daha 15. 15. Kaptık mı efendim? Evet. Hocam bu soruları birazcık daha anlatabilir misiniz? Bu Birazdan hallerin anlatıyorum. değişim. Esila, 3'e bölünebilme kuralını hatırlıyorsun, doğru mu? Evet hocam. Ne Bugün yaptık test izlerken çok zorlandım. Esila? Esila, önce hepsini topladık, 22 etti. Sonra düşünüyorum Esila, 22'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 2 eklersem değil mi? 24. Sonra 5 eklersem 27, 8 eklersem 30. O yüzden dedim ki karem ya 2 olacak, ya 5 olacak, ya 8. Sonra da bu üç rakamı toplamamı istedikleri için topladım. Okey? Efendim? Evet. Geçiyorum. Münevver, tamam mıyız? Münevver, ekranın açık olsun. Evet. Ömer Taha, 8. soruya bakalım. 3 ve 4 noktalı kartlardaki toplam nokta sayısı 1800 olup, evet, toplam nokta sayısı 1800 olup 3 noktalı kart sayısı 200'dür. Buna göre 4 noktalı kart sayısı kaçtır? Hadi bakalım alalım sizden bunun cevabını. 4 noktalı kart sayısı kaçtır değerli arkadaşlar? Evet.
Evet arkadaşlar. Hocam bugün mola olacak mı? Olacak. Hocam bugün kağıt oynayacak mıyız? Yok. Yazılı sorusu çözeceğimiz için yazılılar geçtikten sonra bir şey yaparız arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? 3 ve 4 noktalı kartlardaki toplam nokta sayısı 1800. Olup 3 noktalı kart sayısı 200'dür. Arkadaşlar 200 tane 3 noktalı kart varsa toplam üçlülerdeki nokta sayısı kaçtır? 600. 200 çarpı 3'ten 600. 600'dür. Doğru mu? 600 çarpı. Evet. 1800 olması için Enver, Beril, Ömer, Taha kaça ihtiyacın var? Münevver, 2. Ömer 1200'e. E, 4 noktalı olduğu için 4'ü kaçla çarparsam 1200 olur? 4. Kaç? 400. 300. Ha, 300'e çarparsam değil mi? 300 çarpı 4 1200 eder. Dolayısıyla 4 noktalı karttan kaç tane varmış? 300. 300. 200 tane bundan, 300 tane bundan. Tamam mıyız Zeynep Maaşoğlu? Hocam ben anlamadım. Bir daha Serra. anlatabilir misiniz? Serra dikkat. Diyor ki Serra bu 3 noktalı karttan 200 tane var. Mesela bir tane olursa kaç nokta olur bir kartta? Kaç nokta var? Serra? Nokta var. 3. 2 tane kart olursa kaç olur? Bin sekiz yüzün Bak yarısı. beni dinle, soruma cevap ver. Bir tanesinde 3 nokta varsa 2 tane 3 noktalı kartta kaç tane vardır? Sekiz yüz mü? Serra bak beni dinle. Bir tane kart var ya 3 noktalı. Onda 3 nokta var. Doğru mu? Evet hocam. Bir tane daha geldi. 2 kart oldu. Kaç nokta oldu? İki nokta bir tane daha mı geldi hocam? Ya bir tane daha 3 noktalı kart koydum. Ne oldu şimdi? Kaç nokta var? Kaç? Toplayacağız hocam. Evet. Toplayınca 8, 16, 3600 mü? Yok bak sen beni dinlemiyorsun şu an Serra. Serra burada 3 nokta var doğru mu? Evet hocam. Bunda da 3 nokta var. Şu an 2 kartta toplam kaç nokta var? 6. 6. Bir tane daha kart koydum. Kaç nokta var? 9. Bunu nasıl buldun? 3'ü 3 ile çarptın doğru mu? Evet, ritmik Adam saydım. demiş ki bundan kaç tane varmış? 200 tane 200. varmış. O zaman 3'ü neyle çarpman lazım? 200 ile mi? Evet hocam. O zaman 200 ile çarparsan 600 tane nokta etti mi? Evet. 1800'den 600 noktayı çıkarırsan 1200 nokta kaldı mı? Evet. Bunlar da dörtlülerden mi gelecek? Doğru mu? Efendim hocam? Bunlar da diğer dörtlü kartlardan gelecek değil mi? 1200. Evet. O yüzden 1200'ü kaça böleceğim? 4. 4'e bölersem ne oldu? 300. 300. Demek ki 300 tane 4 noktalı kart varmış. Okey? Tamam hocam, teşekkürler. Evet Oğuzkan. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet şu sorumuza bir bakalım değerli arkadaşım. Verilen ABCD dörtgeninin alanını yeşil ve mavi dikdörtgenlerin alanını kullanarak ortak çarpan paranteziyle gösteriniz. Beril, Zeynep Rana, Münevver, bizim alan dikdörtgendeki alan formülümüz ne? Uzun kenar çarpı kısa kenar. O zaman yeşilin alanı için nasıl yazarım? 5 kere 4 yazarım. Doğru mu? Tamam mıyız? Peki Emirhan, mavinin alanı için ne yazarım? Bunun bir kenarı 5, diğer kenarı 6. Yani 5 kere 30. 6. Arkadaşlar ortak paranteze nasıl alıyorduk? Ortak paranteze. Ortak olan sayıları ikisinde de parantezin dışına şutluyorduk. Evet. Arkadaşlar Şurada. 5 dışarıya şutlandı. Bunları toplayacağım için 4 ile 6'yı toplarsam ne olur? 10 4 olur. artı 6. Bu Tamam. şekilde yazarım. Doğru mu efendim? Bakın dağıttığımda ne geliyor? 5 kere 4. Dağıttığımda ne geliyor?
5 Beş kere kere altı. 6. Evet, burası 5 kere 4. Burası 5 kere 6. Ben bunları toplarsam toplam alanı bu. Niye topluyoruz oradaki 6 ile 4'ü? Çünkü ikisinin toplam alanını istemiş. Bak, hiç bu aradaki çizgiyi görme. Büyük bir dikdörtgen hayal et. Kaç olur bir kenarı? Kaç? 10 olur değil mi? Aslında biz onu yaptık. 6 artı 4 ile neyi çarptık? 5'i. Şimdi oldu mu? Tamam mıyız? Evet, buna dikkat. Geldik. Toplamlarını yazmayacak mıyız? Efendim? Hocam orada iki sayının toplamı yazılmayacak değil Yok, ortak çarpanla gösterin demiş. Evet. Kartlara yazılan sayılardan 3 ile tam bölünebilenlerden seçilen iki sayının toplamı en fazla kaçtır? Ne yapacağız? Önce 3 ile bölünebilenleri bulacağız. Bulun bakalım. 3'e bölünebilenleri hızlıca bulalım. Evet efendim. mi? Hocam çete mi atalım? Yok. Önce bir bulun, sonra en büyük ikisini toplayın. Ve bana toplamını atın. Evet, bana toplamını atın arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Haydi bakalım. Bana toplamını atın değerli arkadaşlar. Evet. Bakalım bakalım ne olacak? Hocam. 420 bölünüyor mu Ezgi? Hocam 420 bölünmüyor. 8. Ezgi topla bakayım rakamlarını kaç ediyor? Hocam 6. 6, 6 3'ün katı mı Ezgi? Ha, evet hocam. Bölünüyormuş değil mi? Bölünüyormuş. Ömer Taha 188 bölünüyor mu? Evet hocam. Ay, Topla hayır bakalım hocam. rakamlarını kaç ediyor Ömer Taha? 17 hocam bölünmez. 17 3'ün katı mı? Değil hocam. Değil. Demek ki bununla hiç işim yok. Medine 642 bölünüyor mu? Evet hocam. Bölünüyor değil mi? 12 ediyor, bölünür. Oğuzkan 724 bölünüyor mu? Oğuzkan? Hocam sesimi açamadım da. Evet, 724 bölünebiliyor mu Oğuzkan? 724 bölünemiyor hocam kalanlar. 13 ediyor, bölünemiyor. Bu da gitti. Kuzey 249 bölünüyor mu acaba? Hocam bölünüyor. Bölünüyor mu? Bakıyorum. 6, 9 daha 15 bölünüyor. Şimdi Serra bizden ne diyor? Öyle iki sayı seçin ki toplamı en fazla olsun. Şimdi o zaman ben ne yaparım Münevver? Buradaki en büyük iki sayıyı seçerim işime yarayanlardan. En büyük iki sayı kaç arkadaşlar? 642 ile 420. 642 ile 420. Topladım efendim. 2, 1066. 6, 10. Demek ki ikisinin toplamı Timuçin, Zeynep Rana ne oluyormuş? 1072. 1062. 62. Daha Ben sayılır. Malazgirt zaferi olmadı. 1071'e var 9 yıl. Evet. Hocam 1072. ben toplayıp şey yapmışım. Evet. Aman. Toplayayım. Aman. Öğretmenim. Efendim. Buyurunuz. Asal sayı olup olmadığını şuradan anlıyorduk, değil mi? 2, 3, 5, 7'ye bölünebiliyorsa değil, bölünemiyorsa asal sayı. Bak, hayır. Tekrar söylüyorum. Asal sayı sadece 1'e ve kendine bölünecek. Ne 2'ye bölünecek, ne 3'e bölünecek, ne 5'e bölünecek. Asal sayı kendini beğenmiş bir sayı. Asil sayı. Diyor ki ben sadece 1'e bölünürüm, bir de kendime bölünürüm. Başka bir şeye bölünmem. Karıştırmayalım. Güler.
Mesela Gülen 61 sayısını böl bakalım 2'ye. Tek sayı bölünmedi. Böl bakalım 3'e. Rakamları toplamı 7 bölünmedi. Böl bakalım 4'e. 64 olsa bölünür. O da olmadı. 5'e bölemiyorsun. Sonu 0 veya 5 değil. 6'ya bölemiyorsun. Çünkü 6'ya bölme kuralımız neydi? Hem 2'ye hem 3'e bölünme. O da olmuyor zaten. 7'ye de bölünmüyor. 8'e de bölünmüyor. 9'a da bölünmüyor. 10, 11, 12 hiçbir şeye bölünmüyor. Sadece ne? 1 çarpı 61. Yani sadece iki tane sayıya bölünüyor. 1'e ve 61'e. Anladık mı şimdi? Evet. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Önemli bir soru. Buraya dikkat. Esila, Ezgi. Aybüke diyor ki 10 üzeri 20 sayısının sondan üçgen kadar basamağı sıfır. Arkadaşlar ben size hemen bir örnek veriyorum. Bak karıştırmamanız için. 10'un karesi kaç ediyordu? 100. 100. 100. Nasıl 100. yazıyorsun 100'ü? Bir tane 1 koydun, yanına kaç tane 0? 2 2 tane. tane. 0. 10 üzeri 3 ne ediyor? 1000. Aa. Ne 1000. ediyor? 1000. 1000. 3 sıfır yanına 1 koymuş. yazıyorsun, yanına kaç 0? 3 Demek sıfır. ki bir şey 10 üzeri bir şeyse sonunda kaç tane 0 oluyormuş? Üstündeki sayı kadar. Peki arkadaşlar 10 üzeri 20'de kaç tane 0 vardır? 20. Kaç? 20. Demek ki benim üçgenim ne olacak? 20. Bunu anladık mı Zeynep Rana? Evet. Arkadaşlar bu sayı kaç basamaklıdır? Şimdi dikkat. Hocam tekrar anlatır mısınız? Efendim? Tekrar anlatır mısınız? Tekrar anlatıyorum. Bir şey Arkadaşlar sorabilir miyim? eğer 10 üzeri bir şey yazıyorsa önünde başka bir sayı yoksa çarpıldığı direkt diyoruz ki burada gizli bir 1 vardır. Burada da 20 tane 0 vardır. Birin yanına 20 tane 0 koyarım. Şimdi ama böyle olduğunda iş değişiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada 10 üzeri tek başına değil. Ne var? 803 var. O zaman Zeynep Rana diyorum ki bu 803 yanına kaç tane sıfır konmuş? 18 tane. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aslında bu sayı böyleymiş ama amcalarımız ne yapmış Aybüke? Bunu uzun uzadıya yazmak yerine demişler ki bu 10 üzeri 18 olsun. Yanına da çarpı 803. Bu sayıları Şimdi nasıl okunuyor? Bir şey efendim söyleyeyim mi? Bu sayı aslan nasıl buyurun. okunuyor? Şey, mesela 100 üzeri 4 olsa onu nasıl bulurduk? Aslan güzel soru soruyorsun. Şu an onu bulmayın. Tamam. Çünkü onu 8. sınıfta öğreteceğiz. Soru güzel. Ben Yapacak anlatırım. mıyız? Ben anlatırım. Sen de öğrenirsin. Hiç problem yok. Ama bazı arkadaşların kafası karışabilir. Arkadaşlar şimdi bakıyorum. 10 üzeri Hocam. 18 demek kaç tane sıfır demekmiş? 18. 18. Yani burada kaç basamak var? 18 Bir. basamak. Ama bitmedi. Kuzey, burada da kaç basamak var? 3. 3 basamak. O zaman bu sayı kaç basamak 21 basamaklı. kaç? 21. 21 basamak. Anlaştık mı basamakta? Anlaştık. Peki yukarıdaki 10 üzeri 20 sayısını sorsaydı kaç basamaklıdır diye ne 21, diyecektiniz? 25, 21. Niye? Başına bir bir bire oldu. gelmek zorunda. Tamam mı? Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hocam mesela 10 üzeri 20 diyor ya şimdi. Evet. O onu yazıp mı 20 tane sıfır koyacağız yoksa biri yazıp mı direkt 20 tane sıfır Biri koyuyoruz? yazıp 20 tane sıfır koyacaksın. Şey, onun Bir. sıfırını eklemek yok değil mi? Hayır. Aslında bu ne biliyor musun? Önünde bir gizli bir var. Bir çarpmada bir şey değiştiriyor mu? Hayır. Yok. O yüzden biri yazıyorsun, yanına 20 sıfır atıyorsun. Anlaştık mı? Anladım O normalde 1 çarpı 10 üzeri 20 ama biz bir etkisiz eleman olduğu için yazmıyoruz.
Ama burada 803 etkili eleman. 803'ü yazıyoruz. Yanına da 18 tane sıfır koyuyoruz. Basamağı anladık mı şimdi? Beril Tamam buyur. hocam. Hocam, burada şey, onun da sıfırını ekleyecek miyiz? Hayır, eklemiyoruz. Onun sıfırını eklemiyoruz. Burada önünde gizli bir var diyoruz. O biri koyup biri yazdım. Yanına 20 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın 20 tane sıfır bir de bir var. Kaç basamaklı oldu bu? 21 21. basamak. Şimdi bize ne demişti? Sıfır sayısı. 20 tane sıfırımız vardı. Buna 21 basamaklıydı. Topladım. Ne oldu arkadaşlar? 41. Tamam mı Hocam. efendim? Tamam. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Mola vermeyeyim. Mola vermeyeyim. İyi gidiyorsunuz. Hiç bozmayalım. Arkadaşlar, bir çiftlikte Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kaç tane? Kaç tane? 14 tane. 10 tane de koyunları var. Buna göre koyunların ayak sayılarını, tavukların ayak sayılarından kaç fazla olduğunu işlem önceliğine dikkat ederek işlemi yazıp sonucu bulunuz. He. Bu arada tavukların 4 ayağı var biliyorsunuz. Koyunların da 2. Tamam. Hayır. Tavukların tam tersi olacak. Tavşanların kaç ayağı var? Dört. Dört. Yok. İki ayak zanneden arkadaşlarımız var. Tavşanların 4 ayağı var arkadaşlar. Evet. Ama ikisi Hocam, elimde. bizim hocaya Tamam, belli değil. bilmiyoruz Siz çok fazla Bugs Bunny izlemişsiniz galiba. O yüzden. Evet. diye. Hocam Evet bazı hocalar üstteki tersi el diyorlar. Arkadaşlar dikkat. 14 tane tavuğu nasıl yazarız? 14 çarpı 14.2 artı 10 tane koyunu nasıl yazarız? 16 16 çarpı 4. Arkadaşlar bu şekilde yazarsak değil mi? Değerli arkadaşlar doğru sonucu bulmuş oluruz. Devam edelim. Hocam işlemi çözmeyecek miyiz Yok cevabını? yok yazın demiş. Çözüm dememiş. Ha yazın konuşamadım. Pardon. 14 Hocam bugün hiç ara vermeyeceğiz değil mi? 14 yok vermeyeceğim. 14 çarpı 2 artı 10 çarpı 4. Arkadaşlar 14 çarpı 2 28. 28, Burası 40, da 40. Topladım. 60. 60. 8. Diyor ki burada üçgen, kare ve yuvarlak nedir? Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir ortak parantezi alma durumu var. Kaç parantezini alacağız? 7. 7. Yedi. O zaman üçgenimiz nedir? Münevver, Yedi. Yedi. Ahsen, 7 değil mi Yedi. Serra? Zeynep. Ömer Taha, burada dağıtırsam 9 kere 10, bir de 9 kere 11 olacak. 9, burada bakın 11 var, önündeki kim yok? 9. Dokuz. Burada 9 var, yanındaki kim yok? 10. Şimdi yerine koyalım. 7 artı 10 çarpı 9. Arkadaşlar o da ne yapar? 10 17 çarpı 9. O da ne yapar? Söyleyin. 153. 153. 153. 153. Anlaştık mı efendim? Evet. Hocam tekrar anlatır mısınız? Tekrar anlatıyorum. Bakın burada ortak parantezi almışlar. 4 ile 5 içeride kalmış. 7'ler ortak. O zaman bu ikisi ortaksa dışarısı 7 olacak. Burada işlem nedir? 9 kere 10'dur. Arkadaşlar bakın 9 var yanındaki 10 yok. Bir de 9 çarpı 11'dir. 11 var önündeki 9 yok. Sonra geldim üçgen yerine 7, kare yerine 10 artı çarpı 9 yaptım. İçerisi 17, dışarısı 9. 17 çarpı 3 de değerli arkadaşlar 153 oldu. Tamam mıyız Serra? Peki Kuzey geçiyorum. Dördüncü soru. Bir manavdaki bazı ürünlerin kilogram fiyatları verilmiş. 2 kilo muz, 5 kilo limon, bir miktar da elma alan bir kişi
250 lira ödediğine göre ne kadar elma almıştır? Gönder gelsin. Gönder gelsin, gönder gelsin. Haydi bakalım. Gönder gelsin. Eğer yazılı böyle olacaksa kolaymış. Bakıcıyız. Diyorum bizim matematik hocası quiz yaptı. 98 aldım. 2 puanım da şeyden gitmiş. Neyden? 125'in 3'e bölünüp bölünmediğinden gitmiş. Aman dikkat. Aman Evet. Zeynep Rana, aman dikkat. Evet değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar. Öğretmenim, Efendim. ben şu yüzden size şey sormuştum. Buyur. Bizim seçmeli matematik hocası bize öyle demişti. Ne? Asal sayılar işte 2, 3, 5, 7 ya hani bir basamaklı asal sayılar. Bize hoca demişti ki eğer bunlara bölünemiyorsa asal sayı bölünebiliyorsa asal sayı değil. Evet, bütün sevgilerimizi gönderiyoruz öğretmenine. Bugün YouTube'da izleyenlerle beraber okulun adını da verirsen Milli Eğitim o hocayı görevden alır. Arkadaşlar asal sayı adı üzerinde sadece bire ve kendine bölünecek. Bu şu demek Gülen karıştırmış orada size. Şimdi asal çarpanların üssü şeklinde yazma diye bir şey var ya Gülen. O farklı bir şey. Yani 2 üzeri 1, 3 üzeri 4, 5 üzeri 7 bu asal çarpanlar üstünde yazma. Bu olay başka bir şey. Tamam. Ama asal sayı dediğimizde sadece bire ve kendine bölünür. Anlaştık mı? Evet. Öğretmenim o Karıştırma. zaman yandı. Arkadaşlarına bilgi ver. Hocamız olabilir. O an bir dalgınlığına gelmiştir. Hepimiz insanız. Evet. Belki de başka bir şey anlatırken yanlış anlaşılma da olmuş olabilir. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, muz aldık. Sever misin Timuçin muz? Tabii ki seversin Timuçin. Yemek Hayır. olsun değil mi Timuçin? Hiç Ben çok seviyorum. sevmiyor musun muz? Hocam benim en sevdiğim meyve. Bir sürenlerin gibi şeyler sevmez. 60 lira mı öderiz? 5 kilo da limon. Ne yapacaksak? Limon mu satacağız? Limonata mı yapacağız? Bilmiyorum ama. O da ne kadar etti? 100 lira. Yani 160 lira ne yaptık arkadaşlar? Bitti. 160 lira gitti. 250 ödeyecektim. 250'den 160 çıkarsa ne kadar kalır? Evet. 90. 90. 90 TL. 90 TL'ye ne kadar elma alacağım? 90'ı neye böleceğim? 6. Şey verdim. 6 aldı. 15. 6. 6 kilo elma aldınız. Tamam. Ben bölerken 90 yerine 100 ile bölüyordum az kalsın. Aman aman aman. Hocam, bölünebilme kurallarını anlatacak mısınız? Anlatırım soruları. Aslında içinde geçti. Evet. Hadi buyurun. Ayrı bir böyle 5 dakikada anlatırım. Çok basit. Haydi. Evet efendim. Evet.
Evet. Evet arkadaşlar, kolay bir soru. 60'ın çarpanı olmayan. Evet, 60'ın çarpanı olmayan diyoruz efendim. Hocam ben attım. Ben de. Bakacağız. Olmayanların. Arkadaşlar hemen yazalım. Hemen yazıyorum. Ne olacak? 1'e 60, 2'ye 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10. Var mı başka? Yok. Yok. Arkadaşlar 1 gitti. 12 gitti. 20 gitti. 20 gitti. Başka var mı? 12 ve 8. 13 ve 8. Yok. 9 ve 20. 13 ve 8 kaldılar arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? 21 oldu 1,5. ikisinin toplamı. Tamam mıyız? Şimdi. Tamam. Kolay soru geçtik. Evet, bu üç basamaklıymış. Hem 3'e bölünüyormuş hem de 10'a. 10'a bölünebilme kuralımız neydi? Sonu ne olacaktı? Süper. Süper. Sıfır. Timuçin hemen uçarak kafayı vurdu ve gol oldu. Evet, Timuçin sıfır. Evet, arkadaşlar heyecanlandı. Bir heyecanlandı göreceksin. Timuçin dedim ekrandan buraya gelecek yani. Evet. Arkadaşlar bunun sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi artık sıfır olduğu Anne. için bunun büyük mü yok? Almışım. İki rakamın toplamı. Efendim Ömer. Size demedim hocam. Arkadaşlar Medine, buraya kaç koyacağız? Sıfır koyamayız. Bir koyarsak topladığımda ne oldu? Altı. Ahsen olur. İki koyamam, yedi ediyor. Üç koyamam, sekiz ediyor. Dört koyabilirim, dokuz ediyor. Beş koyamam, Yedi altı koyalım. koyamam, yedi koyabilirim. Niye? 12 ediyor. On koyalım. Arkadaşlar Ya yazılabilecek ama rakamları bulunuz. Bir, sayıda dört. koy. Hocam ben onu bulduğumda hep üstüne 3 ekliyorum. Evet hocam ben de. Olabilir. Olsun, ben garanti aldım. 1, 4 ve 7 yazılır. Tamam mıyız? Evet. Haydi devam edelim efendim. Hocam tekrar anlatabilir misiniz? Esila, 10'a bölünebiliyormuş ya, hem 3'e hem de 10'a. 10'a bölünen sayıların sonu ne olacak? 0. Yani bu sayı üçgen, 5 ve 0 olmak zorunda. 1 olursa 150 olur. Rakamların toplamı 6 olur. İşime yarar. 2 olursa rakamlarının toplamı 7 ediyor, olmaz. Yani 150 olur. 250 olmaz. 7 etti. 350 olmaz. Rakamların toplamı 8 etti. 7 etti, 6 etti. 450 olursa olur. Rakamlarının toplamı 9, doğru mu? 550 olmaz çünkü rakamlarının toplamı 10. 650 olmaz çünkü rakamları topladık. Ne? 11. Ama 750 olur. Niye? Rakamlarının toplamı 12. Evet. 450 de oluyor. Özür dilerim. 450 de oluyor. Yani ne olabilirmiş? 1, 4 ve 7. Şimdi oldu mu? 1, 4 ve Evet hocam. 7 olmuş. Beril, devam ediyoruz. Münevver. Arkadaşlar 4 ile kalansız. Bak şimdi ne oldu? Serra, 3 ile kalansız bölmeyi öğrettik mi? Öğrettik. Şimdi 4'e bakıyoruz. Arkadaşlar 4 ile kalansız bölmenin kuralı neydi? Son iki basamağını sıfır sıfır veya dört 0 veya son iki basamak 0 veya 4 katı. Arkadaşlar 6. Şimdi ben kareye 0 versem 64'ün katı mı? Evet. Kaç katı olur? Dördün 15 katı, değil mi? Ama Demek ki ben buraya 0 yazarım. dört yazabilirim. Üzerine 4 4 koyalım. 64 Dört. katı, doğru mu?
64 olsa 60, 64, bir de 60. ne olabilir? 60, 8. Yani ne olabilirmiş burası? 0, 4 ve 8. Toplamını bul demiş. Toplarsak ne olur? 12. 12. 4'lüyü de anladık mı? Serra, 4 ile bölünebilme kuralını. Serra, son iki basamağı ya 0, 0 olacak ya da 4'ün katı, mesela 0, 4, 0, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Şimdi anladın mı? Sayının kaç basamaklı olduğunun bir önemi yok. Bak şimdi sayı yazıyorum Serra. 7, 8, 9, işte 1, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4. Upuzun bir sayı yazdım. Hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Sen son iki basamağında ne gördün bu sayının? Sıfır. 0, 0. 0, 0 olunca 4'e tam bölünebiliyor mu? Tamam. Evet. Ya da ben buraya ne yazdım? 28. Sayının burasına hiç bakmayacaksın. Nereye bakacaksın? Son iki basamağı 28 mi 28? 4'ün katı mı katı? Tamdır. Tamam. Tamam hocam. 4'e bölünebilme kuralını da verdik. Devam et. Öğretmenim, soruyu bir daha anlatabilir misiniz öğretmenim? Anlattım. Şimdi dedik ki burada diyor ki kare yerine ne gelir? 0 gelirse 60 olur, 4'e bölünür. 4 gelirse 64 olur, bölünür. 8 gelirse 68 olur, bölünür. Bu kadar. Son iki basamak. 4'e bölünebilme. Tamam. Medine, Gülen. Efendim hocam. Yanlış kamerayı kullanıyorsunuz şu an. Neyin reklamını yapıyorsunuz? Pardon Krem reklamı yapıyorsunuz. O kremi gördüm. öğretmenim. Evet. Siz yine iyi, krem reklamı yapıyorsunuz. Bir derste öğrenci telefonu nasıl tutuyorsa ayakları görünüyor. Cık. Ya evladım, kamerayı yanlış kullanıyorsun. Ayaklarını böyle görüyorum. Ondan sonra dedi ki çocuk adı Tuncay. Tuncay dedi ki öğretmenim ben farkında değilim, özür dilerim. Çevirdi gördük yüzünü ama 5-10 dakika ayaklarını gördük. Ayakları da hiç durmuyor. Ayakları da oynuyor böyle. Evet. Peki arkadaşlar, devam ediyoruz. 48'den büyük en küçük asal sayı. Bak, soruyu kademe kademe okuyorum. 48'den büyük sayıları düşüneceğim. Asal olacak. 49 asal mı? Değil. 50 Değil. asal mı? Değil. Değil. 51 asal mı? Değil. 52 Değil. asal mı? Değil. Asal mı 52? Değil. Hayır. 4'e bölünüyor değil mi? 4'e bölünüyor. Değil. Arkadaşlar 53 asal mı? Asal. Değil mi? 53 asal. Demek ki 48'den büyük en küçük asal sayımız kaçmış? 53. 53. Rize'nin plakası. Var mı Rize'nin? Yok mu? Tamam. Hocam bizim sınıfın hepsi Hocam. Rizelilerdeyse. Evet Hatta hocam, Rize değil ama bizim de. dikkat. Tamam Zeynep, senin de sınıfından dolayı Rizeli sayabiliriz. Hocam Rize. bizim Rize mi sınıfın geldi? Rize, aslında tarafım Rizeli öğretmenim. Tamam. Bunda diyor 99'dan küçük en büyük asal sayı. 99'dan geliyorum. 98, 97. 97. 97, yes. Toplamını bul demiş. 53 artı 97, 150. Bakın soruyu ne yaptım? Parça parça okudum ve çözdüm. Tamam mı Ezgi? Halbuki dikkat. Şimdi bu çarpan ağacını hatırlayalım. Bize ne demiş? Üçgen, yuvarlak kareyi bul. Arkadaşlar dikkat. Alttaki ikisini çarpınca üsttekini verecekti sağdan. O zaman kare kaç? 3 3. 6 kere 2, burası 12 kaç? 12. 12 2 kere 12, 24 burası kaç? 24 24 24. 24 Toplayalım. Üçgenimiz 24. 39 Yuvarlağımız 12. 12 Karemiz 3. 30. 39 39 Bu kadar basit. altı kişilik basketbolcu grubu ile 20 kişilik futbolcu grubu aynı otelde aynı kapasiteli odalarda konaklayacak. Bir odada ya basketbolcular
ya da futbolcular, yani karışmayacaklar. Herkes ayrı ayrı. Buna göre bu kişilerin konaklayacağı odaların kaçar kişilik olabileceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar öyle odalar olmalı ki hem 16 kişiyi bölmeli hem de kaç kişiyi bölmeli? 20'yi. O zaman ben bunların nelerini bulayım? Bölenlerini bulayım. Ay İkisini de ortak olanları alırım. Bakalım böyle. efendim. Dört. 16'nın bölenleri ya da çarpanları 16'ya 1, 2'ye 2'ye 8, 4'e 4. Başka sekiz. var mı? Yok. Yok. 20'ye bakıyorum. 1'e 20, Bir. 2'ye 10, 3 olmaz. 4'e 5. Arkadaşlar Dört. ikisinde de ortak olan sayı kaç? Bir, 1. iki, dört. Evet. 1 var. Değil mi? Herkes tek kalabilir. Ya da herkes kaçarlı odalarda kalabilir. Dörderli. Ya da Dört. herkes İki. ikişerli. Birerli odalarda kalırsa 16 oda bir gruba lazım. Diğerine kaç oda lazım? 20 oda. Doğru mu? İkişerli kalırlarsa kaç oda lazım basketbola? 8 oda. Futbola 10 oda lazım. Eğer dörderli kalırlarsa Dört basketbolculara 4 oda. beş oda. Bunlara Doğru. ise 5 oda lazım. Yani kaçarlı kalabilirler. Birerli, ikişerli ve dörderli. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Tamamdır. Evet. Yani arkadaşlar bilmiyorum hiç öyle bir gezide başkalarıyla beraber kaldınız mı? Hocam yok, ben yatılı kalmayı bilmiyorum. Arkadaşlar ben Umre'ye gitmiştim. Öğretmen arkadaşlarım vardı. 3 kişi kaldık. Birisi inanılmaz horluyordu. İnanılmaz horluyordu. Yani kamyon gibiydi ya. Ya uyuyamadık ya. Bir hafta Umre'de bir gün bile uyuyamadım ya. Yani artık ağzına böyle ya da burnuna bir şey tıkamayasım geliyordu ama neyse. Hatta şey dedik, askerde öyle horlayanları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onun ranzasını alıp dışarı çıkarıyorlar. Şaka için. Evet. Arkadaşlar ama biz tabii bir şey yapamadık. Adam horladı ya. Bildiğin horladı abi. Evet. Arkadaşlar daha çok soru var. Gidiyor. Diğerlerini size bırakıyorum. Zaten çözümleri de var. Şimdi ben size kısa kısa şu bölünebilme kurallarını bir daha bir hatırlatayım. Böylelikle de dersimizi tamamlayıverelim galiba. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşım, yan dişim, ön dişim hemen söylüyorum. İkiye bölünebilme kuralımız neydi? Sonu İkinin sonundaki çift çift olması. sayı. Nasıl yani? 12, 24, 136, 208 ya da 0 olacak, değil mi? Bakın hepsinin bunların sonunda ne var? Çift sayı var. Sonu çift. 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? 3 ile. Rakam Rakamların toplamı, rakam toplamı kaç toplamı kaç olacaktı? 3'ün katı. Mesela 144. Rakamları topladığınızda kaç ediyor? 9 9 9 ediyor, değil mi? 9 ediyor.180 Arkadaşlar 651. Rakamları toplayın kaç ediyor? 12 12 12. Veya kesin değil. arkadaşlar 2091. Kaç ediyor toplayınca? 12 12 Bakın 12 bunların hepsi 3'e ne yapar? Tam bölünür. Kaptık mı? Evet. Gel Hocam ben dörde anlamadım. bölünebilme kuralımıza. Son Hocam ben rakam, anlamadım. son iki Şuradaki rakam rakamı dördün katı olması. ya çift sıfır olacak ya da dördün Dördün katı. katı. Mesela 1000 bölünür mü? Bölünür. Son iki basamağı çift sıfır. Hocam Hocam ben anlamadım. 1024 bölünür mü? Bölünür. Bir Dört katı. basamağı ne? 24. Veya 3068. Son iki basamağı 68, 4'ün katı olduğu için bölünür. Anlaştık mı efendim? Hocam tekrar anlatır mısınız? Tekrar anlatıyorum. Son iki basamağına bakacağız. Ya çift sıfır olacak ya da 4'ün katı var. Çift sıfır, 24, 4'ün 6 katı. 68 de yine 4'ün kaç katı? 17 katı. Tamam mı? Son iki basamağına bakacaksın sadece. Oldu mu? Arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı.
Sonu Sıfır sıfır ya da veya bir şey. sıfır olacak ya da Beş. 5. Mesela 1000 bölünür. 300 bölünür. 155 Hatırlıyorum. bölünür. 2075 bölünür. Niye? Son rakamı ya sıfır ya da 5. Anlaştık mı? Evet. Evet. Geldik arkadaşlar 6 ile bölünebilme kuralı. 6 ile bölünebilme kuralı 6 ile Olması gerek. hem 2'ye bölünecek yani sonu çift olacak hem de rakamları topladığımda kaç olacak? Arkadaşlar 3'ün katı. Yapalım, yapalım. Sonumuz 4 olsun. Sonumuz 4 olsun. 4 olsun sonumuz. Arkadaşlar hemen uyduralım. Başlangıç. Evet, 4554 6'ya tam bölünür mü? İlk bakıyorum bu sayı çift mi? Çift. Evet. 2'yi cebe koyduk mu? Tamam. Şimdi 3'e bölünüp bölünemediğine bakıyorum. Toplayın rakamlarını kaç etti? 18. 18. 3'ün katı mı? Katı. Evet, bakın bu sayı hem 3'e hem de 2'ye bölündüğü için ne oldu arkadaşlar? 6'ya tam bölünebildi. Anlaştık mı? Evet. Evet. Geldik 9 ile bölünebilme kuralına. Arkadaşlar rakamların toplamı 9 ile bölünebilmede 9'un katı olacak. Hemen yapalım. 2799. Evet, bu sayı bölünür mü? Toplayın rakamlarını kaç etti? Kaç? 28. 27. 27. 27 9'un kaç katı? 3. 3. 3 katı. Demek ki bu ne yapıyormuş arkadaşlar? Bölünebiliyormuş. Kaptık mı 9'a bölünebilmeyi Evet. de? Evet. Geldik 10 ile bölünebilme en kolayı. Sonumuz sıfır O da ne olmuştu. arkadaşlar? Sonu ne olacak? 0. Sıfır. 2010. 3040. 5000. Sonu bakın hep ne olacak? 0. Sıfır. Eğer sonu 0'sa bu sayı arkadaşlar ona tam bölünebilir. Kaptık mı efendim? Evet hocam. Bölmeyi de anlatmış olduk böylece. Bir iki tane daha soru çözeyim hadi. Sizi mi kıracağım? Süreyi iyi değerlendirelim. Arkadaşlar bakın şurada bir soru sormuşlar. Size bırakmıyorum. Hızlı hızlı çözüyorum. Hemen. Bakın üslü sayılar. Bakın bu ne olur? 2 olur, doğru mu? Bu ne olur? 3 olur, doğru mu? Bu ne olur? 2 üzeri kaç? 6 olur. Buna diyor ki büyükten küçüğe yazınız. Yani üçgen büyüktür. Kimden? Yok. Yuvarlaktan. Yuvarlakta. O da büyüktür. Kareden. Kareden. Bu işlemin sonucunu bulun. 3'ün küpü 27. 24 Evet. çıktı. 3 kaldı. Dikkat. Önce çarpmayı yapıyorum. 3'ü 3 kere 2, çarpacağız. 6. 20 26. ile 6'yı toplayacağım. 1 çıkaracağım. 26'dan 1 çıktı. 25. 25. Hemen 3. soruya geçiyorum. Arkadaşlar üçgen 10 ve yuvarlak artı kare 8 veriliyor. Buna göre bu işlemin sonucu nedir? Dikkat edersek burada hangileri ortak? Bu. O zaman bu işlemi nasıl yazarım? Üçgen parantezinde yuvarlak artı kare midir bu? Evet. 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 Benim o. Yuvarlakla karenin toplamı 8 olduğuna göre çarparsam ne olur? 80. Geçtim. Dördüncü soru. Bir yola başında ve sonunda olması şartıyla ağaçlar dikilmiştir. Yolun uzunluğu 240 metre olup iki ağaç arası 30 metredir. Ve ağacın maliyeti 100 TL'dir. Şimdi arkadaşlar 240 dediği için ben dikkat dikkat aralarda 30 metre ise kaç ağaç kullandığımı nasıl bulurum? 240 240 30 30'a bölünür. kaç çıkar 240 30'a bölersek? 8. 8. Ama ben 8 ağaç mı kullandım sizce? Bir. Hayır. Kaç ekleyeceğiz? 2. 1. 1 Bir ekleyeceğiz. hocam. Bakın arkadaşlar. Çünkü ilk ağacı koyarken 30 metreye ihtiyacım var mı? Yok. Ben, Aybüke, Ahsen, buraya dikkat et. Ömer, Beril. 240'ı 30'a böldüğümde
Bulduğum 8 aralık sayısıdır. Ağaç sayısı değil, aralık. Yani 1. aralık, 2. aralık, 3. aralık. O yüzden hep kaç ekleyeceksiniz buna? 1 ekleyeceksiniz. 8 aralık var ama kaç ağaç var? Artı 1. 9 ağaç var. 100 liradan 9 ağaç kaç paradır arkadaşlar? 9. Dokuz. Niye 1 eklediğimizi anladınız mı? Evet. Evet. Evet, dikkat Anladım. edelim. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Hocam tekrar anlatır mısınız? Tamam, anlatıyorum. Arkadaşlar sizin elinizde 12 metrelik bir yol var. Siz buraya 3 metre aralıklarla ağaç dikeceksiniz. Birinci ağacı diktiniz. 3 metre sonra ikinciyi diktiniz. Sonra 6 metre oldu. Sonra 9 metre oldu. Sonra 12 metre oldu. Doğru mu? Siz 12'yi 3'e bölseniz kaç ağaç çıkardı? 4 ağaç derdiniz. Doğru mu? Ama bakın kaç ağaç diktiniz? Kaç? 5. 5. Aa, nasıl oldu bu iş? Çünkü ilk ağacı dikerken 30 metre, yani şey 3 metre gittik mi? Gitmedi. O yüzden ilk ağacı ekliyoruz bir. Biz 1, 2, 3, 4 tane aralık bulduk. O yüzden değerli arkadaşlar diyorum ki 240'ı 30'a böldüğümde 8 aralık bulduk. 8, 1, 2, 3, 8 tane aralık bulduk. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 diye gidiyor. Bir tane ağaç da başta koyduğum için 9 ağaç koydum. 9 çarpı 100'den 900. Şu alttaki soru önemli. Toplantım var. Toplantıya gireceğim. Hemen bu soruyu da çözeyim. Arkadaşlar böyle bir yazım demek ne demek biliyor musunuz? Üslü sayılarla yazmak için. Biz bunu neye ayırıyorduk? Asal çarpanları değil mi? Gülen senin dediğin bu bak. 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z. O zaman ne yapıyorum? Ömer, Zeynep, Maaşoğlu buraya dikkat edelim. 182'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. Daha bölünmez. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Arkadaşlar kaç tane 2 görüyorsunuz? O İki zaman tane. bu 2'nin karesi. Kaç tane 3 görüyorsunuz? Bir Bu da karesi. Kaç tane 5 görüyorsunuz? 1. Şimdi anladınız mı bunu nasıl yazdığımızı? Evet. Toplarsak 2, 2 daha 4, 1 daha 5 oldu. Tamam. Evet. Hocam, veli toplantısı mı? Biz evet 7. sınıflarla veri toplantısı yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a Görüşürüz hocam. emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.